Fatih Altaylı 10 Haziran 2024 Fatih Altaylı.com.tr Sigaranın Zararı Cumhurbaşkanı Erdoğan uzunca bir süredir sigara karşıtı bir kampanya yürütüyor. Eleştirebileceğimiz bir kampanya değil. Her ne kadar Erdoğan bunu siyasal İslamcıların sigara karşıtlığının bir gereği olarak yürütüyor olsa da bu kampanyada eleştirilecek bir şey yok. Hangi sahikle olursa olsun sigarayı bırakmak, bıraktırmak iyi bir şey. Kimi görse cebindeki sigarayı alıyor, sigarayı bırakacağına dair kağıt imzalatıyor. Ama yakın çevresindekiler bile bırakmıyor. Erdoğan'a verdiği sözü tutmuyor. Merak etmeyin burada sigaranın hepinizin artık ezberlediği zararlarını sıralayarak tütün kullanımının sağlığınıza verdiği zararları bir kez daha anlatma niyetinde değilim. Sigaranın Erdoğan'ın son açıklamasında ortaya çıkan bambaşka bir zararından söz edeceğim. Reisi Cumhur, dün yaptığı bir konuşmada sigara karşıtı kampanyalarının başarılı olduğunu ve Türkiye'de sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşanmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Şaşırdım. Bu bilgi doğru değildi. Gerçeklikten hayli uzaktı, hatta durum tam tersiydi. Sigara kullanımı azalmıyor, artıyordu. Türkiye sigara kullanımında oransal olarak dünyada Bulgaristan'ın ardından ikinci sıradaydı. Avrupa'da en fazla sigara içilen ülke %29'la Bulgaristan olurken onu Türkiye %27.3 ile takip ediyordu. Avrupa ortalaması ise %18.4 ile Türkiye ortalamasından 9 puan düşüktü. İçilen sigara miktarında ise Ocak ayında yayınlanan bir rapora göre Türkiye dünya birincisiydi ve Türkiye'de günlük kişi başı 17.1 adet sigara tüketiyordu. Bizi takip eden Yunanistan'da bu sayı 15.5, İsrail'de ise 15.3'tü. Ortada hafifçe düşen bir bağımlılık da yoktu. Tam aksi söz konusuydu, Türkiye'de bağımlılık giderek artıyordu. 2016 yılında %23.8 olan sigara bağımlılığı oranı da yukarıda da yazdığım gibi 8 yıl içinde yaklaşık 4 puan artarak %27.3'e yükselmişti. Cumhurbaşkanının söyledikleri tümüyle gerçek dışıydı. Sigaranın bize gösterdiği tehlike de tam buydu. Koskoca Cumhurbaşkanı gözümüzün içine baka baka tersi bu kadar aşikar olan bir yanlış bilgiyi bizimle bile bile paylaşmazdı. Bu kadar aleni bir gerçek dışı diyerek kibarlaştıracağım bir şeyi söylemezdi. Belli ki Cumhurbaşkanının çevresi Cumhurbaşkanına yıllardır yürüttüğü kampanyanın başarısız olduğunu söylemiyor. Cumhurbaşkanını mutlu etmek için yanıltıcı bilgi vermekten çekinmiyordu. Çevresindeki birileri Cumhurbaşkanını pembe bir dünyada yaşatıyordu. Efendimiz kampanyanız o kadar başarılı oldu ki herkes sigarayı bıraktı diyemesek de önemli bir gerileme olduğunu müşahede ediyoruz diyor olmalıydılar. Peki Türkiye'de tek karar verici olan kişiye yanlış bilgi acaba sadece sigara bırakma konusunda mı veriliyor? Zannetmiyorum. Bence bu yaygın bir tavır olmuş olmalı. Gerçeği değil, hoşa gideni söylemek. Mesela Cumhurbaşkanı soruyor. Emeklilerin durumu nasıl? Yanıt geliyor. Çok iyiler efendim. Hepsinin keyfi yerinde. O zaman niye seçimlerde emeklilerden dolayı kaybettiğimiz yolunda bir şeyler geliyor kulağıma? Efendimiz paraları bol kurlarda düşük olduğu için çoğu kare iplerde gemi turuna çıkmıştı, o yüzden oy kullanamadılar diye bir diyalog mu gelişiyor acaba? Şaka bir yana, tek karar vericiye yanlış bilgi vermek bir ülke açısından büyük tehlikedir. Yanlış bilgiyle yanlış karar verilir, yanlış yönlere gidilir ve sigaranın bize gösterdiği en büyük tehlike budur. Tabii bu yanlış bilgileri verenler Yahu doğru bilgilerle hep yanlış kararlar alındı. Yanlış bilgi verelim, belki doğru kararlar alınır diye düşünmüyorlarsa. Serbest dolaşımdan geçtim, vizeyi bile unutun. Beklenen olmaya başladı. Avrupa parlamentosu seçimlerinde hemen her ülkede aşırı sağ ve hatta ökçü partiler seçimden zaferle çıktılar. Fransa'da ülkenin kabusu gerçekleşmeye başladı. Aşırı sağ, Avrupa parlamentosu seçimini açık farkla önde tamamladı. Macron ülkeyi seçime götürme kararı alarak parlamentoyu feshetti. Avusturya'da aşırı sağ yeniden yükselişte ve orada da aşırı sağ ırkçılar seçim zaferi elde ettiler. Ülke yeniden bir Hayder vakasına doğru gidiyor. Belçika'da da genel seçimden birinci olması beklenen aşırı sağ parti ikinci sırada çıktı ama birinci sırada da yine bir sağ parti var. Portekiz dışında hemen her yerde durum aynı. Aşırı sağ, aşırı sağ, aşırı sağ. Bunun temel nedeni göçmenler. Avrupa göçmen kabusu görüyor ve umursuyor. Bunun doğal sonucu Avrupa'da yükselen Türkiye karşıtlığı olacak. Avrupa bin küsur yıldır Müslüman deyince Türk anlıyor. Türkiye'nin onlara gidecek göçmenleri tutuyor olması, 10 milyon göçmeni batıya gitmekten alıkoyan bir göçmen hendeği haline gelmesi umurlarında değil. Farkında bile değiller bu durumun. Tam aksine Türkiye'nin liderinin aslında içi boş söylemlerine bakarak faturayı Türkiye'ye kesiyorlar. Sonuçta olacak olan şu. Hani iktidar size Avrupa'da vize serbestisini görüşüyoruz falan diye uyduruyor ya, gidişat tam aksine aslında. Bu tabloyla yakında Türklere hiç vize vermemeye gideriş. Hak etmedik de diyemeyiz. Ne zaman insan oluruz? paranın terbiye ve edep satın alamadığına gözümüzle şahit olmak zorunda bırakılmadığımız zaman Fatih Altaylı